gün Manisa'da neredeyse İzmir'den eksik kalmaz. Biraz önce Şehzadeler Kaymakamlığı'nın olduğu hemen arka caddemiz tümüyle Manisalı hemşerilerimizle bize beraber geldi buraya. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Hoş geldiniz sevgili Manisalılar. Yüreğinize, nefesinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Büyük önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anarken Soma maden faciasında aramızdan ayrılan işçi arkadaşlarımızla deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Urla, Kilis, Urla, Adıyaman, Urla, Şanlıurfa, Adana, Urla, Diyarbakır, Urla, Elazığ, Urla, Malatya, Urla, Osmaniye, Urla, Hatay depreminde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı da bir kez daha Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndan rahmetle anıyoruz. Sevgili Manisalılar, canlarından, balkonlarından millet buluşmasını takip eden canım hemşehrilerimiz, 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş olması dönemi son bulsun mu? 14 Mayıs'ta bu harami düzenini değiştirmeye var mısınız? Helal olanı yasalla bir etmeye var mısınız? Değişime hazır mısınız? Özgürlüğe var mısınız? Demokrasiye var mısınız? Adalete var mısınız? Liyakate var mısınız? Huzura var mısınız? 14 Mayıs'ta çocuklar hakkını alsın mı? Gençler hakkını alsın mı? Kadınlar hakkını alsın mı? Bugün 1 Mayıs işçi bayramı. 14 Mayıs'ta işçiler, memurlar haklarını alsınlar mı? Esnaf hakkını alsın mı? Manisa hakkını alsın mı? Türkiye hakkını alsın mı? Sizleri çok daha çok fazla bekletmeden izin verirseniz şimdi buraya sizlere hitap etmek üzere ...2019'da... 25 yıllık karanlığın üzerine güneş gibi doğdu. 2019'da Ankara'yı yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Sevgili eşi Nursen Yavaş'la birlikte selamlıyor sizleri. Hoş geldiniz Sayın Başkanımız. Hoş geldiniz Sayın Başkanımız. Mansur Yavaş sizleri, sevgili eşleri Nursen Yavaş'la birlikte selamlıyor. Teşekkür ediyoruz sevgili Manisalılar. Sevgili Manisalılar, hoş geldiniz, şeref verdiniz, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Maşallah diyorum, başka bir şey diyemiyorum. Çünkü sadece burası değil, bu meydan yetmiyor. Yolda gelirken de sevgili Manisalıların hepsi maalesef oralarda kalmış. İnşallah buradan seslerimizi duyarlar, onlara da sesimizi duyurabiliriz. Dur. Önce bir pazarlık yapacağız sizle. Önce pazarlık yapacağız.
Benim şimdi lafımı kesmeyin, tezahürat istemiyorum. Arkamdan ne konuşursanız koyun, konuşun, tamam. Çünkü niye derseniz uzun süredir burada insanlar bekliyor. Sayın İmamoğlu ve Sayın Genel Başkanımız da konuşacak. İki laf fazla söyleyeyim, olur mu? Evet. Sevgili Manisalılar, bir seçime gidiyoruz. Tanklar, toplar, tüfekler, gemiler gırla gidiyor. Acaba savaşa mı gidiyoruz? Hayır. Sadece ve sadece Türkiye demokrasiye geçtiğinden beri kaç defa seçim yapıldıysa yenisi yapılacak. Biz diyoruz ki 21 yıldır güzel işler de yaptınız ama artık güç, daha fazla güç sizi zehirledi. Hiçbir şey yapamaz hale geldiniz. Ve hele son 2-3 yıldır bu çekilen ekonomik sıkıntılar, Türkiye'de yaşananlar, mülteci deposu olduk, uyuşturucu 10 yaşına indi, pahalılık, açlık derken son zamanlarda yaptığınız bütün çalışmalar maalesef sonuç vermedi. Ekonomik olarak yapacak bir şeyiniz kalmadı. Sürekli olarak ya Merkez Bankası başkanını değiştiriyorsunuz ya ekonomi bakanını değiştiriyorsunuz. Bakıyorsunuz onlar da yapamıyor. Eskisini çağırıyorsunuz. O da ben gelmem. Ben size laf anlatamıyorum diyor. Dolayısıyla yapacağınız vaatlerin, vereceğiniz sözlerin artık bir hükmü kalmadı. Bu nedenle seçime gidiyoruz. Tam böyle derken pespaye bir cümle. Bunlar bize seçimde darbe yapacaklar. Allah Allah. Yuh yok. Bakarız. Sevgili Manisalılar, her yerde söylüyorum. Bizim ağzımızdan böcek çıkmayacak. Böyle kötü kelimeleri konuşmayacağız. Nefret dili yok, sevgi dili hakim olacak. Ben de diyorum ki o Sayın Bakan'a, ne darbesi? Bizim bir tek gayemiz var, sizi hükümetten indirip biz idare edeceğiz. Bunda daha doğal bir şey var mı? Seçime niye giriyoruz? Madem öyle sizi devirmeyeceksek, yerine de biz geçmeyeceksek seçime niye gidiyoruz? O zaman seçim yapmayalım. Ama ben bunları bilirim. 2019'da da böyle yaptılar. Seçime girmek serbest ama kazanmak yasak. Bunların demokrasi anlayışı o. 2019'da seçimlere girdik. Anketler çıkmaya başlayınca işler değişti. Baktılar ki seçimi kaybedecek. Şimdiki gibi tüm tuşlara bastılar. Yaymaya başladılar. İşçilerin hepsini çıkaracaklar. Yaymaya başladılar. Sosyal yardımları kesecekler. Şimdi de Türkiye çapında Aile Bakanlığı'nın yaptığı yardımları kesecek diye yayıyorlar. Her yerde kamudaki memurları çıkaracak. Aman bize oy verin diyorlar. O yetmiyor. Bin bir türlü iftira. Neyse Ankara halkı bunları dinlemedi. Arkasından dediler ki Sayın Cumhurbaşkanı, ya dedi küçücük bir ilçenin belediye başkanı, kalkıp da kocaman Ankara'yı nasıl yönetecek? Çünkü AK Parti'nin büyükşehir belediye başkanları herhalde hep anasından belediye başkanı doğdu. Aynen öyle. Neyse biz iş başına geldik. Gelir gelmez israfı bitirdik. Diyorlar ki ilk ay 50 milyon lira işçi maaşından eksik var. Nereden ödeyeceksin diyorlar. Böyle korkutuyorlar. Biz olmazsak işçiler maaşını alamaz diyorlar. Anında açık ihalelere başladık. 3500 tane ihaleyi bugün YouTube'da görebilirsiniz. Kim hangi ihaleye girmiş, neyi almış? Onu benim torunlarım da görecek, onun torunları da görecek. Ne yapmış dedeleri, nasıl ihale yapmış? 2015 yılında 80 liraya yaptığı ihaleyi böyle açık ihale yapınca 25 liraya yaptık. Tasarruf ettik ve sonuçta yönetemez dedikleri belediyeden tam 5 milyar seçime girerken koşturup faizli bankalardan faizli parayı çekip müteahhitlere verdiği paralar dahil tam eski parayla 5 kat trilyon borçlarını ödedik. Yetmedi. Bununla kalmadı. Şimdi Sayın Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı olduğunda onun da belediye meclisinde meclis üyesi azdı. Bizim de az. Fakat topal ördek dendi bize. Biz şunu bekledik. Bakın. 31 Mart 2019. Türkiye seçimini yapmış.
Sayın Cumhurbaşkanı balkon konuşması yapıyor. Biz şunu bekledik. Sevgili milletim, bugün 1400 civarındaki belediyede serbest seçimler yapıldı. Halkımız iradesini serbestçe kullandı ve seçimlerin sonuna geldik. Şimdi bize düşen bundan sonra iktidar muhalefet demeden hep birlikte beldelerimiz için çalışmamız gerekiyor sözünü bekliyorduk. Ama topal ördek olduk. 8 Nisan'da görev aldım. 28 Nisan'da bir kararname çıktı. Bizleri çalıştırmamak için. Bizden önceki belediye başkanı beceremediği için metroları vermiş Ulaştırma Bakanlığı'na. Ulaştırma Bakanlığı da belediyeye devretmiş, diyor ki bilet gelirinden bu parayı tahsil edeceğiz. Belki 15 yıl, belki 20 yıl. 28 yılında bir kararname, bütçe belediyeye gelen paranın yani bütçenin %5'i tahsil edilecek. 4 yıl boyunca benden kesilmesi gereken veya biz kazanmasaydık değişmeyecekti para sadece 80 milyon. Bizden kesilen para 1 katrilyon 700 trilyon. Çalışamasın diye. Ne oldu? Çalışıyoruz işte. Ne yaparsanız yapın çalışıyoruz. Biz zaten iş başına gelirken sizin bu engellemelerinizi göze alarak geldik. Hiç şikayet etmeden 11 Büyükşehir Belediye Başkanı çatır çatır çalışıyor. Yetmedi. Dünya Belediye Başkanları Başkent Ödülünü kazandım. O yetmedi. Uluslararası Şeffaflık Ödülünü kazandım. O yönetemez dedikleri insan. Şimdi de aynısını söylüyorlar. Bunlara iş koyun verin güdemezler diyorlar. Kendileri çok iyi yapıyor ya. Onlardan başka kimse bir şey yapamaz. Görmediydi ki Ankara 25 yıldır bir başkasını. İlk defa fırsat buldu. Biz de işte bu fırsatı değerlendiriyor ve yaptığımız çalışmalarla Ankara halkının gönlüne giriyor. Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bir Ankara başkent yapmak için uğraşıyoruz. Aynı korkutmalar. Bunlara belediye verirseniz sayaçları PKK'lılar ödeyecek, faturaları DHKP'liler götürecek. Nerede hani? Nerede PKK'lı? Benim belediyemde PKK'lı ne işi var? Bu çözüm süresi içerisinde söktürdükleri TC tabelaları vardı. Asmak yasaktı. Türk kelimesini yasaklamışlardı. Gelir gelmez hemen tabelaları çaktık. TC Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı diye. Daha sonra Ekrem Bey'in seçimi oldu. İptal ettiler. Biraz hızlı konuşuyorum vakit kalsın diye. İptal ettiler. Fakat baktılar ki Millet İttifakı'nın hiçbir belediyesinde onların iddia ettiği bir şey yok. Hiçbirinde. Ne diyecekler? Bu sefer başladılar İstanbul'da. Eğer İstanbul düşerse Kudüs düşer. İstanbul düşerse Mekke düşer. Büyük İsrail kurulur. Allah Allah. Aldı Ekrem Bey, hiçbir şey olmadı onlara. Gene aynı sözleri söylüyorlar. O yetmedi. Baktılar bunu da dinlemiyor millet. Ham milliyetçiliğe böyle kuru sıkı laflara inanmıyor. Bu sefer yedek güçlerini çıkarttılar. O yedek güçleri gene sahada görüyorsunuz. Yedek güçleri kim? 33 arkadaşımızı, askerimizi Bingöl'de şehit eden olayın faili, planlayıcısını televizyona çıkarttılar. Yuh yok. Yuh yok, sadece teşhir edeceğiz. Niye çıkarttılar? Ekrem Bey kaybetsin diye onu bile kullandılar. O yetmedi, İmralı'dan mektup getirdiler. İstanbul halkı da onların bu yaptıklarına inanmadı ve 800 bin altı farkla sandığın dibine irade gasp edenleri çaktı. Şimdi yine aynısını söylüyorlar işte. Yani o manaya geliyor, siz bize darbe yapacaksınız, bunlara memleket mi teslim edilir diye. Niye edilmezmiş, neyimiz eksik sizden? Biz sizin gibi mevsimlik vatansever değiliz. Milliyetçiliği ayaklarının altına istediği zaman alıp, istediği zaman baş tacı yapanlardan değiliz. İHA'lar, SİHA'lar hangara gidecekmiş, niye gitsin? 90'lı yıllarda başladı İHA yapımı.
geliştire geliştire bu hale geldi. Anadolu gemisinin tersanesi 72 yılında yapıldı. Hiçbir zaman o zamanki hükümet bunları kullanmadı. Siyasete alet etmedi. Silahlı kuvvetlere siyaset girdi. Askere siyaset girdi. Okullara siyaset girdi. Camilere siyaset girdi. Biz böyle bir dönem görmedik. Her yönüyle o koltuğu bırakmamak için uğraşıyorlar. Biz de diyoruz ki, bakanın biri söyle söylemiş, bunlar İHA'ları hangarlara teper. Şu Rusya'dan o kadar para verip aldığın S-400'ler nerede? Sen tıktın hangara. Hangarda duruyor. Niye aldın? Niye aldın madem hangara sokacaksın, öyle mi? Hayır, o zaman Rusya'ya bedel ödediler de ondan. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Gerçek gündem bunlar değil. Gerçek gündem bunların karalamaları, kötülemeleri, birileri cevap versin diye. Ben veriyorum. Geri kalanını Sayın Genel Başkanımız zaten vaat olarak sizlere anlatıyor. Bir bakan çıktı. Dedi ki, kimi seçeceksiniz? Seçildiği zaman sabahlara kadar şampanya içenleri mi? Sabah namazı gidip alnı secdeye deyip şükür namazı kılanları mı? Enteresan yani. İsteyen istediği gibi kutlar. İsteyen şampanyasını ister, isteyen gider şükür namazını kılar. Ama şunu söylemek istiyor, şunu söylemek. Bizim alnımız secdeli, biz dindarız, onlar değil deyip oy istiyor. Sayın Bakan, Mansur Yavaş seçimi kazandı. Akşam Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde otobüsüne çıktı. Söz vermiştim zaten. Sevgili Ankaralılar, 25 yıllık rant düzenini yıktınız. 5 yıllığına beni görevlendirdiniz. Bu asla bir zafer değildir. Çünkü karşımızda düşman yok. Şimdi rozetimizi çıkarıyoruz. Hep birlikte 6 milyon Ankaralı'ya hizmet edeceğiz dedik. Eve gittik. Sabah erkenden Ankara'nın manevi sahibi Hacı Bayram Camii'ne gittik. Şükür namazımızı kıldık. Hadi Bismillah dedik, göreve başladık. Niye bırakmak istemiyorlardı Ankara'yı? Niye bırakmak istemiyorlardı? Orada gördüğünüz çöp projeye harcanan para 16 milyar lira. 16 milyar liraya orta ölçekte 16 tane il kalkınır. Yapmayın dediler, dinlemedi. Niye? Rantlı iş. Oyuncaklar Çin'den geliyor, oradan alıyor, buradan alıyor filan. Hepsi savcılıkta. En az o günün parası 2019 itibariyle 5 milyara yakın yolsuzluk dosyası şu anda savcılıkta, 15 Mayıs'ı bekliyor. Bunu bilin. Evet. Şimdi Ankara'nın kaynaklarını bir imar değişikliğiyle bir kişiye, iki kişiye, onlarca kişiye imar rantı olarak veriyorlardı. Bırakmak istemiyorlar. Oğlunun birine televizyon, birine de kalkmış spor kulübü almış, Ankara'nın kaynaklarını oraya harcıyorlardı. Ama o Sayın Bakan'a şunu söylüyorum. Siz hepiniz duymuşsunuzdur Ankara'da bu jeliboncu kafanın, evet jeliboncu kafanın bu şekilde israfkar çalıştığını, ihaleler yaptığını hepiniz biliyordunuz. Ve Ankara'da kimin karşısına gitseniz size diyor ki adam çalıyor ama çalışıyor diyorlardı. Gözünüzü yumdunuz. Kul hakkına sesinizi çıkartmadınız. Muhafazakar kitleye bunu kabul ettiniz. Hırsızlığı normal kabul ettirdiniz. Dine, İslam'a en büyük zararı siz verdiniz. Oysa yüce dinimizde en büyük günah, asla affolmayacak şey kul hakkı. Seyrettiniz. Eğer mesela şampanya içmekse, sizin bakanınızı özel uçakta gördük. Çekmiş, devirmiş bir şişe şampanyayı, bayılmış yatıyor. O yetmiyor. O yetmiyor. Aynı bakanınız her cuma Google'dan bakıp bir tane ayet sallıyor bakara makara diye. Söylemedi mi bunu? Peki tek kelime bir şey söylediler mi? Soruşturma açtılar mı? Herhangi bir kötü söz söylediler mi? Hayır. Mükafatlandırdılar. Şu anda Çek Cumhuriyeti'nde büyükelçi beyefendi. İşte bunların siyaset anlayışı bu. Bunların muhafazakarlık anlayışı bu. Bunların milliyetçilik anlayışı da bu. Biz net bir şey söylüyoruz. Net. Elinde silah olan her teröriste karşıyız.
Cumhuriyetin değerleriyle oynayan, onları bozmak isteyen, kaldırmak isteyen, yok etmek isteyen herkese karşıyız. Adı Hüdapar olur, adı PKK olur. Bizim için fark etmez. Terör terördür. Burnumuzun dibinde Amerika gelmiş, Rusya gelmiş, YPG'leri, PKK'lara silahlı eğitim veriyor. Ne yapacağız? Elimiz armut mu bağlayacak? Elbette o İHA'ları, SİHA'ları daha da geliştirip kullandıracağız. Kullanmak zorunda kalmasak da hazır olacak. Çünkü bizi 1000 yıldır bu coğrafyadan atmak istiyorlar. Kadim şehir buralar. Bizi artık kimse atamaz. Bura bizim ata yurdumuz oldu. Bu nedenle ona uzanan her türlü eli elbette kırarız. Değerli Manisalılar, bu söylenen lafların hiçbirisine aldırmayın. Diyorum ya, biz yaşadık. Dediler ki sosyal yardımları kesecek. Aile Bakanlığı da kesecek diyorlar. Hızlı hızlı anlatıp bitireceğim sözümü. Bakın, eskiden paket dağıtılırdı. Kamyonlar gelir, fakir mahalleler kapıları çalır. Alın, bu başkanımızın size gönderdiği hediye gibi ev ev dağıtılırdı. İnsan onurunu incitirlerdi. Bir kişiden alınırdı, hep aynı kişiden. O alır ihaleyi 2015 yılında 150-200 milyon lira. Ondan sonra gider şeye, bir şey mi var? Ambulans istiyoruz arkadaşlar, sağlıkçılar. Kim var sağlıkçı? Bir doktor yok mu arkadaşlar? Evet, bir doktor arıyoruz. Gelsinler, gelsinler. Evet, sağlıkçıları bekliyoruz. Evet, onu da anlatayım hadi. Arada arkadaşlar orayı bir açın. Görevli arkadaşlar orayı bir açın. Vakit iyi mi? Vakit. Evet, doktorumuz oraya geldi. Ben devam ediyorum. Ben sana cevap verirsem millete laf yetiştiremem. Sen gel özel konuşalım, olur mu? 3 dakikamız kalmış. Sosyal yardımları böyle dağıtıyorlardı. Hemen gittik bir başkent kartı çıkarttık. Kredi kartı gibi dünyanın her yerinde geçiyor. Ona biz para yatırıyoruz. Hem mahallenin kasabı, manavı, bakkalı para kazanıyor. O anne gidiyor kimseye göstermeden. Çoluğunun çocuğunun ihtiyacı neyse. Hani çikolata çekiyor alamıyorsa, oyuncak çekiyor canı alamıyorsa gidiyor çoluğunun çocuğunun ihtiyacını görüyor. Ve bir elin verdiğini diğeri görmüyor. Bir, iki, her ay 200 bin aileye o çocuklar proteinsiz kalmasın diye birer kilo et parası hesaplarına yatıyor. Başka hiçbir şey de harcayamıyorlar. Mecburen et alıyorlar. İki, iki yıldır üçer ay periyotlarla Ankara'da hiç kimseyi üşütmüyoruz. Üçer aylık hep sene doğalgaz yardımı yapıyoruz. Sıcacık evlerinde gariban çocuklar, desteğe ihtiyacı olan aileler ısınıyor. O çocuklar okusun diye 60 bin öğrenci evden okula, okullar eve Ankara'da ücretsiz gidiyor. Ankara'ya gelen ücretliler 40-50 kuruşa otobüse biniyorlar. 16 bin tane öğrencinin servis parasını ödüyoruz. 15 bin tane küçük çocuğa günlük 15 liradan kantin parası veriyoruz ki arkadaşlarının yanında mahzun beklemesin. Kantinin önüne bekleyip bekleyip gitmesin diye. Yetmedi. Ankara Büyükşehir'de su parası tonu 1.8 dolardı eskiden. Oradan o yüklü paraları alıp bugün hesabıyla bakarsanız 10 tona 300 lira para ödüyorlardı. Oradan aldıkları paraları hem çöp projelere yatırıyor, birer koli verip bak ne güzel bize yardım ediyor dedirtiyorlardı. 200 bin aile şu anda tonu 1 liradan 10 tonu 10 liraya su içiyor, geri kalanı gene cebine kalıyor. Hangi birini anlatayım? Hani daha kötü olacaktı? İşte Türkiye'de daha iyi olacak. Daha iyisi olacak. Kırsal kalkınmayı da anlatıp bitireceğim. Kırsal kalkınma adına Büyükşehir başka yerlere çöp projelere para yatırdığı için hiç doğru dürüst desteği yok. Bazı ziraat odaları traktör,
Bazılarına taş toplama makinesi vermiş. Alın bunu vatandaşa kullandırın denmiş. Bizimki öyle değil. İlk yıl topladık çiftçiyi. Nasıl yardımcı olabiliriz? Nohut tohumu verdik. Ektiler. Dediler ki peki biz bunu nasıl satacağız? Hemen geliyor dediler. Tüccar tepemize çöküp ucuzca alıyor. Piyasaya satamıyoruz. Bir dakika dedim. Biz başkent marketler kurduk. Kadın kooperatiflerini destekliyoruz. Oralardan elde edilen aldığımız malı da bu sosyal yardımda bazen para yetmeyip de acil ihtiyaç olursa sosyal yardım isteyenler yoluyla değerlendirebiliriz. Başkent markette ucuzca satabiliriz dedik. Nohutları ürettiler. 2700-2800'lerden istiyor tüccar. Hayır dedik. Ürettiğiniz nohutları belediye olarak biz alacağız. Fiyat çıktı 3500'e. Geldiler mahcup mahcup. Başkanım biz sana söz verdik ama fiyatlar arttı, ne yapacağız? Biz sizin için çalışıyoruz. Satın, hiç önemli değil dedik. Para kazanmalarını sağladık. Bunu görünce ertesi sene çiftçilerin hepsi belediyeye gelmeye başladı. Ne yapabiliriz konuştuk ve arpa buğday tohumu vermeye başladık. Ankara'nın %50'si tarıma uygun ama bomboş. Bu tarım politikaları nedeniyle insanlar köyü boşaltıp gelmiş. Oralarda asgari ücretle şehir merkezinde iş arıyor. Dönün geriye dedik yeniden ekin. Belediyemize ürettiğimiz sıvı gübreleri veriyoruz. Fideleri dağıtıyoruz. O yetmedi mazot parası yatırıyoruz. 600 milyon lira para harcadık bu işe Ankara'nın 35 bin çiftçisine. Üretsin sadece diye. 4 yıl içerisinde 4,5 milyar lira gelir elde ettiler. İşte belediyecilik budur. Demek ki değişim iyiymiş. Değişirse iyi oluyormuş, öyle mi? Şimdi Sayın Genel Başkanımız her yerde güneş panelinden bahsediyor. Şimdi güneş paneline geldi sıra. Güneş paneli de vereceğiz. Yeter ki o insanlar üretsin, üretmezlerse aç kalacağız. Bir 10 yıl sonrasını, bir 20 yıl sonrasını hepimiz görüyoruz. Kuraklık, iklim değişikliği nedeniyle yiyecek belki bir şey bulamayacağız. Dolayısıyla üretim. Hayvancılık yapan aileler var. 2-3 tane ineği var köyde. Onların bir kısmına kooperatif kurdurduk. Ürettiklerini satın alıyoruz. Bir kısmı çiçek ekimi yapıyor İzmir'deki gibi. Onları satın alıyoruz. Yurt dışından getirmiyoruz öyle. Onları değerlendiriyoruz filan. Sonuç itibarıyla Ankara çiftçisi baya ayağa kalkmaya başladı. Kendi tarlamız var. 3000 dönüm. Orada mısır silajı ekiyoruz. O mısır silajını da götürüyoruz. İşte hayvancılık yapan köyde yaşlı annelerimiz var. Onlara ücretsiz veriyoruz. Kötü mü olmuş Ankara? Yetmedi. Şimdi Kahramanmaraş'ta görevliyiz biz. Şu anda Kahramanmaraş'a da 2 milyondan fazla sebze fidesi gönderiyoruz. 450 ton da sıvı gübre gönderdik ki oradaki çiftçiler de ayağa kalksın diye. Yani bırakın Ankara'yı, Türkiye'nin dünyanın her yerine yetişecek durumdayız. Pandemide de böyleydi. Onlar talimat alıncaya kadar Millet İttifakı'nın belediyeleri zaten gereğini yapmıştı, öyle mi? Dolayısıyla değerli Manisalılar, artık boş lafa karnımız tok. O Anadolu gemisi şimdi İzmir'e geldi, ayın 15'inden sonra gidecek. İHA SİHA lafı da duymayacaksınız. 15'inden sonra şunu göreceksiniz. Ülkemizdeki bu mülteci akını ne olacak? Mülteci deposu olduk. Sınırlarımız delik deşik oldu. Bu sorun ne olacak? O bitecek. Açlık, işsizlik ne olacak? 15'inden sonra gidip acaba ben bu faturamı nasıl ödeyeceğim diyeceksiniz. Çoluğunuz çocuğunuz bir şeyler isteyecek ama hep şu cevabı duyacaksınız. Konuşma be. Ben senden iyi bilirim. Gençler susun. Sağlıkçılar giderseniz gidin. Bu tarzı göreceksiniz. Veya gençler, biz bütün ümidimiz sizdedir. Sizler bizden iyi yetiştiniz. Bizim size öğüt vermek değil, sizden akıl almaya ihtiyacımız var diyen bir yönetim gelecek. Bugüne kadar hiçbir şey yapamayan ekonomideki bir hükümetin vaatleri boş. Şu interneti bile pandemide veremediler, biz verdik 10'ar gigabayt. 918 köye internet bağladık o çocuklar okusun diye. Şimdi 15'inden sonra vereceklermiş. Niye 15'inden sonra? Ver. Elini tutan mı var? Niye 15'i?
Yani seçmezseniz vermem mi? Ya seçmezseniz zaten veremezler. O işte bizim sırtımıza gelir, öyle mi? Dolayısıyla artık bir umut olan altı siyasi parti Sayın Genel Başkan'ın yan yana geldiği, 2 yıldır üzerinde çalıştığı, 2400 maddede yapılacakları toparladığı ve hepimizi bağlayan tek şey odur. Onun haricinde ne söylüyorlarsa tümü yalandır. Attıkları iftiralara karşı, hani bu ikide bir terörist başını dışarı çıkacaklar diye öttürüyorlar ya, ben diyorum ki bizim çıkarmayacağımız kesin de gene çıkarırsanız siz çıkarırsınız. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Özgür Özel Bey yarın televizyona çıkıyor. 3 sefer pişmanlık yasası getirdiler. Üçünde de dediler ki terörist başlarına da bu hakkı 1 sefer verelim. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri karşı çıktığı için geçiremediler. O zaman öyleydi. Şimdi kalkıp başımızda milliyetçi kesildiler, vatansever kesildiler. Artık bunlara inanacak halimiz yok. Onları Sayın Özgür Özel televizyonda anlatacak. Ben diyorum ki 6 siyasi parti genel başkanı yan yana geldi. Farklı fikirlerden. Uzlaştık. Uzlaşmak kötü mü? Diyorlar ki 6 benzemez yan yana geldi. Allah büyük. 6 benzer yan yana geldi desem ayıp olur değil mi şimdi karşımızda? Hiçbiri birbirine benzemiyor onların. Birbirlerinden utanıyorlar. O bizden değil, o ittifakta yok falan filan diye konuşup duruyorlar. Dolayısıyla çok değerli bir şey oldu. Uzlaşı kelimesi Türkçemizin en güzel kelimesi. Uzlaştık. Kavga etmeyeceğiz. Ayrışmayacağız. Ayrılmayacağız. Olay bu kadar basit. Ve gençlerden bir şey bekliyorum. Bizler birleşe. Evet, duymak istiyorum. En güzel şey bir araya gelmek. Evet, kazanacağız. Bakın, burada bir pankart daha var. Bunu çoğu bilmez ama gençler bilir. Masaya çık, tepin istersen diyor. Hatırlıyor musunuz? Evet, o zaman hak ettikleri zaman ben belediye meclisinde bu cevabı vermiştim. Bu da gençler bunu unutmamış. Ve ben diyorum ki, gençler, birinci turda bitireceğiz. Gençler, söz mü? Birinci turda bitiriyor muyuz? İnşallah. Bize de sizin için çalışmaya söz vermek düşüyor. Ve inşallah ayın 15'inden sonra nasıl Millet İttifakı belediyelerine hep bahar geldiyse artık o ayrıştırıcı siyaset ortadan kalkıp herkesi kucaklayan bir siyaset ortaya geldi. Bolluk, bereket, huzur geldiyse inşallah güzel ülkeme ayın 15'inden sonra da bolluk, bereket, huzur gelecek diyorum. Ve sizlerin Allah'ın izni, sizlerin oylarıyla inşallah ayın 15'inde sonuçları aldıktan sonra sizlere de haber vereceğiz. Sizler de Kızılay'a geleceksiniz. Sayın Genel Başkanımızı orada karşılayacağız. Zor ikna ettim. Ve o yürümeye alışkındır. Ta İstanbul'a kadar yürüdü. Konfetiler eşliğinde hep birlikte götüreceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti koltuğuna kendisini oturtacağız. Evet. İnşallah hep güzel günlerde, gülen günlerde buluşmak üzere, kinin, nefretin olmadığı, ayrışmanın olmadığı günlerde bir araya gelmek, böyle bir Türkiye'de yaşamak umuduyla hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sözüne baharlar gelecek, sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Çok teşekkür ediyoruz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Mansur Yavaş'a. Sözüne baharlar gelecek. Sözüne... Sevgili Manisalılar, çok fazla arayı soğutmadan hemen hızlıca 2 kez üst üste 16 milyon helal oylarıyla seçimi kazandı. Avrupa'nın en kalabalık kenti, İstanbul.
İstanbul'un Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu selamlıyor sizleri. Sana sözüne baharlar gelecek, sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana sözüne baharlar gelecek, sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Muhteşem bir görüntü var. Şimdi dört koldan meydanlar var burada. Arkalarda da kalabalıklar var. Sesimiz oraya gitmiyor olabilir. Ben yine İzmir'deki gibi başlayacağım. En baştan heyecanı oraya yansıtalım mı? En son söyleyeceğim sözü en baştan söyleyeyim o zaman ben. Her şey. Duydum orası. Vallahi duydular, el sallıyorlar. En arkadakiler coşkulu olsun. Her şey. Harikasınız. Kazanıyoruz biliyor musunuz? Millet kazanıyor, millet. 86 milyon insanımız kazanıyor. Kaybeden kim biliyor musunuz? Bu kadar, bu kadar. Bir avuç. Bir avuç insan kaybediyor. Millet kazanıyor, millet. Millet kazanıyor. Vallahi Mansur Başkanım bugün Manisa topraklarındaydı. Öyle bir enerji toplamış ki maşallah. Dedim vallahi hiç bırakmayacak burayı. Muhteşem bir enerji var. Tahmin ediyorum. Kalan günlerde bütün Türkiye'yi turlayacak söyleyeyim. Zaten Mansur Başkan yeter onlara da bakma yani. Onun gücü kuvveti başka. Bizim ekibimiz güzel. Bizim ekibimiz güzel. Bizim ekibimizde kimse ben demiyor. Bizim ekibimizde herkes biz diyor, biz. Bizim ekibimizde herkes biz diyor. Kimse benlik peşinde değil. Biz olma peşindeyiz biz. Biz beraber güzeliz. Biz birlikte güzeliz. Doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle bir arada çok güzeliz. Bir beraberliğimiz ekibimize de yansıdı. Altı liderin bir araya geldiği Millet İttifakı muhteşem bir dönüm noktası olacak Türkiye için. Biz de birlikteyiz. Çok büyük bir ekibimiz var, doğru. Kıymetli dostum, bizi çok benzetiyorlar. Özgür Özel Başkanım mesela benim çok kadim dostum. Ben elini ayağa kaldırmak istiyorum burada. Biz birlikte güzeliz. Her dostumuzla birlikte güzeliz. Tek farkımız var. Başkanlarımız da biz. Vallahi de billahi de kendimizi bu süreçte millete adadık. Millete. Parti yok. Parti yok. Partizanlık yok. Bu seçim siyasi partilerin kazanacağı bir seçim değil. Bu seçim demokrasinin kazanacağı. Hak, hukuk, hak, hukuk, adaletin kazanacağı bir seçim bu. Bu seçim ekonomiyi yerle bir eden, ne yazık ki ekonomiyi günü kurtarma kararlarıyla yönetimde bulunan, hiçbir şeyden haberdar olmayan insanların yerine
liyakatlı insanların yöneteceği bir dönemde ekonominin kazanacağı bir dönem. Bu seçimde ekonomi kazanacak. Milletin cebi kazanacak. Söz, eviniz bolluk bereket dolacak. Mutfak yangını sönecek. Tarımda, sanayide buraya bir ambulans istiyoruz. Buraya bir ambulans istiyoruz. Hemen yanı başımızda oraya geliyorlar. Tarımda, hele hele Manisa gibi bir yerde üzümden incire, tütünden bütün ürünlere varıncaya kadar çiftçi kazanacak, çiftçi bu seçimde. Bugün 1 Mayıs, emekçi kazanacak, işçi kazanacak. Söz, emekli kazanacak, emekli. Bu seçimde sanayici kazanacak. Bu seçimde korkuyla iş yapan iş insanları kazanacak. Kapısında tehditkar bir hükümet dolaşmayacak. Edebiyle, ahlakıyla iş yapan herkesin itibarlı olduğu, rağbet gördüğü bir dönem başlayacak. Bu seçim dönüm noktası sevgili dostlar. Bu seçim hepimiz için dönüm noktası. Bu seçimde gençler kazanacak, gençler. Gençler kazanacak. Gençler, ne güzel demişsin. Patron biziz. Gençlik yazmış altına, gençlik. Sevgili gençler, bu seçim sizin seçiminiz. Bakın, bu seçim sizin önünüzdeki 25-30 yılın seçimi. Biz 21 yılı heba ettik. Orada bir ambulansa ihtiyaç var ya da sağlıkçılara diyelim. Şurada hemen. Hemen el kaldırın arkadaşlar, geliyorlar. Bu seçim, bakın bu seçim geçmiş 21 yılda kaybettiklerimizi kaybetmeyip yerine koyacağımız bir seçim olacak. Bakın 25 bin dolar kişi başı gelir demişlerdi 2023'te. Üçte birine gelemedik, üçte birine. Bizi çökerttiler. Güzelim canım paramızı pul ettiler. Fakirlik, işsizlik, yoksulluk bu denli belini bükmemişti milletin. Sevgili dostlarım, işte her yönüyle kazanacağımız bir seçim. Bu seçimde canına kıyılan Somalı madenciler kazanacak. Bu seçimde hakkı yenen insanlar kazanacak. Bu seçimde Gezi davasında yargılanıp bir yıl önce hapse koyan hemşeriniz Tayfun Kahraman ve arkadaşları kazanacak. Bu seçimde haksızlığa uğrayan kim varsa o kazanacak. Bu seçimde Manisa'nın ertelenen hangi işi varsa yeni dönemde yapılacak. Bakın, yüksek hızlı tren, hadi yıllar geçti değil mi? Hala bitecek. Onu biz bitireceğiz, biz yapacağız onu. Manisa'nın gecikmiş her işini biz yapacağız. İstanbul'da iktidar kendilerinde, büyükşehir kendilerinde ama 10 tane metro hattına stop ettirdiler. Sıfırda bile yapamadılar, sıfırda bıraktılar. Aldık, 10'unu birden tıkır tıkır yaptık. Hizmete açıyoruz teker teker. İşte biz yarım bıraktıkları işleri yapacağız. Bitireceğiz. Milletimizi mutlu edeceğiz. Kiminle yapacağız? İşte o ittifak ruhuyla yapacağız. Kiminle yapacağız? 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağız. Şimdi
Şimdi buraya Bartın'dan, Zonguldak'a, Zonguldak'tan buraya yarın genel başkanımızla Ağrı'ya, Van'a, oradan ben Batman'a geçeceğim. Mansur Başkan'ın başka yerlerde. Hep birlikte çok çalışacağız. Ve sevgili Manisalılar, bu coşkunuz bizim sorumluluğumuz daha da büyüttü. Bakın bu ittifakın nasıl kazandığının, nasıl kazanabileceğinin, nasıl zorlukları aşabileceğinin en somut örneği burada biliyorsunuz. İstanbul'da el ele verdik, gönül gönüle verdik, kol kola verdik, omuz omuza verdik İstanbul'da. Hep birlikte ayağa kalktık, seçimi kazandık, elimizden almaya kalktılar. Burası şehzadeler şehridir. Seçimi elimizden almaya kalktılar. Ne yaptı milletimiz? O seçimi elimizden almaya kalkanlara 806 bin oyluk Osmanlı tokadı vurdular. Osmanlı tokadı. Dolayısıyla bu seçimde her türlü hileye, her türlü hurdaya başvurabilirler. Her türlü aklımıza gelmeyecek işleri yapabilirler. Mansur Başkanım söyledi. Efendim neymiş? Onlara oy verirsen milli irade, bize oy verirsen darbeci. Bak kimin aklına gelir değil mi? Her şeyi yapacaklar. Neymiş efendim? Biz kazanırsak, başka türlü onlar kazanırsak, yani dini de karıştırıyorlar. İnançlı insanların o masum inançlarını alet etmeye çalışıyorlar. Yani tabiri caizse Allah'ın işine karışıyorlar. İnançlı inançsız diye toplumu ayırt etmeye çalışıyorlar. Milli gayrimilli diye insanları ayırmaya çalışıyorlar. Bakın bizim dönemimizde herkes makbul, herkes muteber olacak. Bizim dönemimizde 86 milyon insanımız yerli, 86 milyon insanımız muteber olacak. Bizim dönemimizde herkes yerli ve milli derken kimsenin inancıyla uğraşılmayacak. İnanç Allah'la kul arasında. Benim inancımı kim ölçebilir? Benim inancımı ölçmeye kalkan, benim inancımla ilgili laf etmeye kalkana ben ne derim biliyor musun? Hadi oradan. Benim milliyetçiliğimi ölçecek insan anasının karnından daha doğmadı. Bunu derken vatan millet sevgisi, bayrak sevgisi hiçbirinizin milliyetçiliğini ölçecek insan anasının karnından doğmadı. Hiçbirinizin, kimseye fırsat vermeyin. Size bunu diyene hadi oradan deyin. Hadi oradan. Sevgili hemşerilerim, sorumluluğumuz büyük. 14 Mayıs'a çok az kaldı. Çok çalışmamız lazım, doğru mu? Çok çalışmamız ama. Gece gündüz. Sevgili genç arkadaşlarım, hak gelecek, batıl zahil olacak. Teşekkür ederim saadetli kardeşlerim. Doğru. Hak gelecek, hak. Biz insanı severiz yaradandan ötürü. Her insanı severiz. Biz Mevlana'nın torunlarıyız. Biz Hacı Bektaş-ı Veli'nin torunlarıyız. Biz Yunus Emre'nin torunlarıyız. Biz herkesi severiz. Bu topraklarda insanların her birini eşit severiz. Her birine eşit hizmet ederiz. Bakın az kaldı. Sevgili gençler, varsayın ki hepinizin gözünün içine bakıp konuşuyorum. Evet, onu en son söyleyeceğim. Gözünüzün içine bakarak konuşuyorum. Lütfen arkadaşlarınıza konuşun. Öyle efendim birinin aklına gelmiş benim yolum bu tarafa demiş.
Öbürünün aklına gelmiş, onun yolu bu tarafa demiş. Bizi ilgilendirmiyor. Bu seçimde oyları böldürtmeyeceğiz. Oyları böldürtmeyeceğiz. Oyları birleştireceğiz. Oyları böldürtmeyeceğiz. Bu seçim başka bir seçim. Bu seçimde bütün oylar Millet İttifakı'na, tamam mı? Bu seçimde oylar 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, tamam mı? Seçimde hep birlikte çalışmaya, sandıkta görev almaya. Partiler üzerinden görev almış olabilirsiniz. Alamayanları Türkiye gönüllülerine üye olmaya ve sandık günü hiç bıkmadan, usanmadan, dört dörtlük tek bir oya bile zeval gelmeden sandıkları korumaya hazır mıyız? Güzel. O zaman ne kalıyor? 15 Mayıs sabahı, şöyle mis gibi bir sabaha uyanmak kalıyor. Ama bir tavsiyem var. 14 Mayıs günü, anneler gününde, sevgili anneler, evlatlarınıza güzel yemekler hazırlayın. Sevgili eşler, evlatlarınıza, eşlerinize güzel yemekler hazırlayın. Evinize bolluk bereket gelecek. Anneler gününde o yemeğinizi yedikten sonra gönül rahatlığıyla uyuyun. 15 Mayıs sabahı başka bir Türkiye'ye uyanacaksınız. İçinize kalktığınızda camınızı açacaksınız. Bakın, söz veriyorum size. İçinize mis gibi demokrasi gelecek. İçinize mis gibi eşitlik gelecek. İçinize mis gibi huzur gelecek. İçinize mis gibi sevgi gelecek, saygı gelecek. İçinize mis gibi adalet duygusu gelecek. İçinize mis gibi hiç kimsenin ayırt edilmediği Türkiye Cumhuriyeti gelecek. İçinize mis gibi güler yüzlü Atatürk gelecek. Atatürk! Anlaştık mı? O zaman her şey hazır. Sahne de hazır. Bu topluluk hazır. Bir kere buraya bir el sallayalım şöyle, bir de oraya, bir de arkaya, arkalara, arkalara, en arkalara. Beni gören, görmeyen, birazdan sahneye gelecek olan 13. Cumhurbaşkanımıza, İstanbul'a, Ankara'ya, bütün Türkiye'ye kalplerini yollasın. Şöyle bir memleket ısınsın. Kalpleri görelim. Vallahi Guinness rekorlarına başvurmazsan tunsoyer kızarım sana bak. Dün İzmir'de en çok kalp yapıldı. Şimdi bilmem, belki Manisa geçebilir mi bilmiyorum ama İzmir çok kalabalıktı. Bakayım şöyle herkes bir el kaldırsın. Fotoğraf muhteşem. Genel başkanımıza buranın hazır olduğunu haber verelim. Ellerinizi indirmeyin. Her şey! Kurban olurum sesinize. Her şey! Bir daha kurban olurum sesinize. Her şey! Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz. Vekilimiz Özgür Özel.
ve Ekmin Bakırlıoğlu. Bekir Başevirgen. Sözüne baharlar gelecek. Selma Aliye Kabaf. Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Semih Balaban. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Neşe Zengin. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Aysun Helvacıoğlu. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Seçil Ege Değerli. Gelecek. Sana sözüne baharlar. Şeref Akmeşe. Bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. İlksen Özalper. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar. Şimdi 14 Mayıs'ta yine sizlerin oylarıyla parlamentoya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı çağıracağım. İyi Partili milletvekili adaylarımızı. Şenol Surat. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana sözüne Hasan Er Yılmaz. Gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar. Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi. Sana sözüne baharlar gelecek. Mehmet Koç. Gülhan Özcan. Gelecek. Orkun Şıktaşlı. Aslı Öz. Sana söz umut bitmeyecek. Kazım Özsoy. Gülgül Bozkurt. Mehmet Doğan. Gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Hemen çok hızlıca aramızda bulunan konuk bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer. Sevgili eşi Neptün Soyer'le birlikte selamlıyor. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Akhisar Belediye Başkanımız Besim Tutlulu. Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu. Besim Tutlulu'yla birlikte selamlıyor sizleri. Saruhanlı Belediye Başkanımız Zeki Bilgin. Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın. Şimdi şu Millet İttifakımızın değerli il başkanlarını buraya bir çağırabilir miyim lütfen? Millet İttifakı İl Başkanlarımızı bekliyorum. Lütfen onlar gelsinler. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sevgili Marisalılar, şimdi de Millet İttifakı İl Başkanlarımız sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz diyoruz onlara. Sana söz umut bitmeyecek. Sana sözüne baharlar gelecek. Çok teşekkür.
teşekkür ediyoruz. Sizleri bu taraftan alacağım değerli il başkanlarım. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Bu güzel organizasyona ev sahipliği yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Manisalılar, zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Şimdi sizlerle buluşmaya 85 milyonun Cumhurbaşkanı'nı 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. İktidarın yolu Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet. Gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet. Yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Telefonlarınızın ışıklarını bir yakın lütfen. Yakın telefonlarınızın ışıklarını. Telefonlarınızın ışıklarını bir aydınlatın, yakın. Temiz ahlaklı siyaset eşit. Yakın cep telefonlarınızın ışıklarını. Geliyor Kılıçdaroğlu. Fuzuli'den Nazım'a ne gelirse ağzına, dertlilerin sazına. Nasılsınız? Sizler iyi olduğunuz sürece unutmayın, Bay Kemal de çok iyidir. İyi olmanızı isterim. Güzel olmanızı isterim. Huzurlu olmanızı isterim. Beraber birlikte yeni bir tarihi yazacağız. İnanın, birlikte yeni bir tarihi yazacağız. Bu ülkenin huzuru için, bu ülkenin barışı için, bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye için, Türkiye coğrafyasında herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye için birlikte tarih yazacağız. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Bir de şurada var. Söz mü? Birlikte tarih yazacağız. Bunun için 14'ünde hep birlikte sandığa gideceğiz. Ve oyumuzu kullanacağız. Bunun için de söz istiyorum. Söz mü? Söz mü? Özellikle gençler, sizden söz istiyorum. Ayrışmadan, beraber, birlikte, arkadaşça, oyun havası içinde sandığa gidip huzurla oyumuzu kullanacağız. Söz mü? Gençler, söz mü? Bölünmeyeceğiz, ayrışmayacağız. Birlikte demokrasiyi yeniden inşa etmek için sandığa gideceğiz ve dünya siyaset tarihine çok ama çok önemli bir not bırakmış olacağız. Bütün dünya siyaset tarihini yazanlar şunu diyecekler: Türkiye'de otoriter bir yönetimi Türkiye'nin gençleri sandığa giderek demokratik yollarla son verdiler. Otoriter yönetimi değiştirdiler dediler. Diyecekler. Bu başarı tek başına bizim gençlerimizin dünya siyaset tarihine bırakacağı çok ama çok önemli bir armağan olacak. O nedenle gençler, sizden bir kez daha söz istiyorum. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Güzel. Gençlerden sözümüzü aldık. Gençler sandığa gidecekler, oylarını kullanacaklar ve bu ülkenin geleceği için bir tarih yazacaklar. Unutmayın, benim umudum da sizlersiniz. Beraber ve birlikte olacağız. Beraber ve birlikte olacağız. Söz veriyorum. Bakın, gençlerin dünya kadar sorunu var. Üniversiteyi bitirmiş, işsiz. Üniversitede okuyor, gelecek açısından kaygılı ve umutsuz. Bunların tamamını değiştirmemiz lazım. Gençlere umut vermemiz lazım. Kendi ülkelerinde çalışmak, kendi ülkelerinde kazanmak gibi bir onuru onlara yaşatmak lazım. Bunun için mücadele ediyorum ve söz veriyorum. Bütün köy okullarını yeniden açacağız ve Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. 100 bin. 100 bin öğretmen demek 100 bin evladımızın, genç evladımızın okula başlaması demek.
Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrenci ile öğretmen buluşacak. Dolayısıyla onları mutlu edeceğiz. Dolayısıyla köylerde öğretmenimiz olacak, köyün akil insanı olacak, herkes gelecek öğretmene danışacak. Dolayısıyla genç arkadaşlarımız kırsaldan başlayarak kente kadar yaşayacakları bir süreç içinde bizim evlatlarımıza hizmet etmiş olacaklar. Sizin dünya çapında güzel bir üzümünüz var. Çekirdeksiz üzümünüz var. Bunu da gayet iyi biliyorum. Üreticilerin sorunlarını da biliyorum. İnanın, inanın. Her halükarda en kötü olasılıkla kilosu 2 doların karşılığı Türk lirasının asla altında olmayacak. Çiftçiyi ezdirmeyeceğiz. Üreticiyi ezdirmeyeceğiz. Asla ezdirmeyeceğiz. Asla, asla, asla. Çünkü o üretiyor. Çünkü o çalışıyor. Çünkü o alın teri döküyor. Onun alın terinin karşılığını vermemiz lazım. Eğer çiftçiyi toprağa küstürürseniz, tarlaya küstürürseniz hepimiz aç kalırız. O nedenle bunlar gidiyorlar Fransa'dan, ta Güney Amerika'dan, dünyanın herhangi bir yerinden, buğdaydan tutun yulafa, mısıra, canlı hayvan, et, ne varsa dışarıdan geliyor. Oysa biz bunların tamamını yapabiliriz, tamamını üretebiliriz ve tamamını bizim insanlar kazanabilir. Ve dolayısıyla biz yeni bir hamleyi başlatacağız. Üretim hamlesini başlatacağız. İstihdam hamlesini başlatacağız. Türkiye'yi kendi bölgesinde en güçlü ülke haline getireceğiz. Göreceksiniz, 5 yıl içinde Türkiye'nin çehresi değişecek. 5 yıl içinde farklı bir Türkiye olacak. 5 yıl içinde kendi içinde barışık ve güzel hizmet eden, bir yönetimle uyum içinde çalışan bir Türkiye ortaya çıkacak. Bundan emin olmanı isterim. Sevgili Manisa, emin olmanı isterim. Sana söz veriyorum, bunların tamamını yapacağım. İşsizliğin bir pankartımız var. Karayolları asıl işi yapan taşeron işçilere hakkı olan kadro verilsin. Endişelenmeyin. Endişelenmeyin. Bakın, devlet taşeron işçi çalıştırmaz. Devlet kadrolu işçi çalıştırır. Eğer taşeron işi varsa o devletin saygınlığına gölge düşürür. Dolayısıyla aynı şey öğretmenler için var. Kadrolu öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ne demek ya? Öğretmen öğretmendir. Kadroludur, aylığını alır, mesele biter. İşçi işçidir, kadrolu işçidir. Taşeron işçisi devlette olmaz. Onun mücadelesini uzun yıllardır veriyorum. Bir kısmı yapılmadı. Yaklaşık 150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz, söz veriyorum. Bay Kemal sözü. Atanamayan uzman çavuşlar memuriyete atanmayı bekliyor. Bu sorunu da gayet iyi biliyorum. Genç yaşta ayrılıyorlar ve bunlar iş bulamıyorlar. Terörle mücadele eden bu insanları aç ve açıkta bırakıyoruz, işsiz bırakıyoruz, bunu da biliyorum. Bu sorunları da biliyorum. Hiç endişelenmeyin. Devlet dediğiniz sosyal devlettir. Fakirin fukaranın yanında duran devlettir. Devlet dediğiniz işsizin hakkını savunan, işsize iş bulan devlet demektir. Sosyal devleti yeniden ayağa kaldıracağız ve bu sorunu da çözeceğiz. Hiç ama hiç unutmayın. Hiç unutmayın. Hiç unutmayın. Bir şey daha. Şimdi deniyor ki, bazen deniyorlar. Ya bunlar iyi adamlar, çalıyorlar ama iş yapıyorlar. Ya Allah aşkına, herhangi bir esnafı düşünün. Kendi dükkanında çalan bir adamı çalıştırır mı? Çalıştırmaz. Niye der ki, sen çalıyorsun kardeşim, çaldığın şey benim gelirim. Şimdi aynı şey devlet içinde düşünün. Devleti yönetiyorlar, efendim çalıyorlar ama iş yapıyorlar. Bu olmaz. Bu kul hakkı yemektir ve buna izin vermek demektir. Çalmayan insanların iktidarını getireceğiz. Halkın iktidarını getireceğiz. Bunun olması lazım.
Bunu gidin her yerde anlatın. Birisi efendim ne yapalım? Çalıyorlar ama iş yapıyorlar. Ya bir de çalmayan ama namusuyla iş yapan insan gelsin. Değişimin zamanı mı? Değişimin zamanı mı? Değişimin zamanı mı? Değişimin zamanı. 22 yıl. Yeter artık. Yeter artık. Bu millet soğana muhtaç edildi ya. Soğan ya Allah aşkına ya. Soğana muhtaç hale geldi. Mutfaklarda yangın var. Onu da gayet iyi biliyorum. Ama hepsini çözeceğim. Bakınız bunların döneminde Türkiye soyuldu. 418 milyar doları iç ettiler. O parayı son sentine kadar Türkiye'ye getireceğim. Son sentine kadar. O beşli çetelerin burnundan fitil fitil getireceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Hiç kimse. Diyorlar ki bu parayı nasıl getireceksin? Bay Kemal bunların hepsini bilir. Çünkü 27,5 yıl devlette çalıştım. Hesap uzmanlığı yaptım. Diğer görevlerde çalıştım. Bütçe nasıl yapılır? Gelir nasıl toplanır? Dışarıya para nasıl transfer edilir? Hangi bankalarda ne kadar bu para var? Onların hepsini biliriz. Hepsini biliyoruz. Efendim uluslararası mahkemeye gideriz de hakkımızı ararız. Hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına evet demez. Hukuksa hukuk, alacağız parayı, kendi ülkemize getireceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. Bu konu şoföre söz ver Cumhurbaşkanım diyor. Ehliyet affı ailesi diye. Biliyorum bundan haberim var. O konuda gittiğim yerlerde söyledim. Bir sefere mahsus olmak üzere o affı getireceğiz. Bunu biliyorum. Sorun ciddi bir sorun. Dolayısıyla bunun çözülmesi lazım. Eğer sözse bu sözü veriyorum. Ama bu olay bütün Türkiye'yi ilgilendiren çapta bir olay değil. Bundan biliyorum bir sıkıntı var, biliyorum. Ama bütün Türkiye'yi kapsayan ciddi bir sorun değil. Ama mutlaka af gelmesi lazım. Şoförün direksiyonun başında olması lazım. Alın teri döküyor, direksiyon sallıyor. Onun gelirini kısıtlamamamız lazım. Söz az önce söyledim. Bay Kemal sözü o çıkacak. Hiç endişe etme. Çıkacak. Ekrem Başkanımızın bize zaman zaman bizim milliyetçiliğimizi de sorguluyorlar zaman zaman. Bütün Manisa bilsin. Bütün Türkiye bilsin, bütün dünya bilsin. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrak ve vatan. Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir. Bir sürü yalanlar, bir sürü iftiralar. Yok masanın altı, yok masanın üstü, yok masanın yanı, yok masanın bilmem nesi. Bunların hiçbirisine inanmayın, inanmayın, inanmayın. Çünkü altı lider beraberiz, altı lider birlikteyiz, altı lider halkın karşısına çıkıyoruz, altı lider Cumhurbaşkanı yardımcısı, ayrıca Mansur Başkan ve Ekrem Başkan da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sizlere hizmet edeceğiz. Sonuna kadar hizmet edeceğiz. Şunu da bilmenizi isterim. Kul hakkı yemeyeceğim ve kul hakkı yedirmeyeceğim. Bunu da bilmenizi isterim. Ve son söz. Ekrem Başkan ne diyordu? Her şey. Her şey. Bariyerin arkasında da bir grup arkadaşımız var. Her şey. Her şey. Her şey. Her şey. Gerçekten de her şey çok güzel olacak. Göreceksiniz. Ülkeye baharı getireceğim, baharı. Ülkeye huzuru getireceğim, huzuru. Kavgayı bitireceğiz, kavgayı. Beraber her eve huzur gelecek, her evde. İnsanlar haber izlemekten korkmayacaklar. Bugün başımıza ne gelecek diye.
Mutfaklardan tutun, Türkiye'nin en kuytu köşesine kadar bu ülkeye baharı getireceğim. Bu ülkeye huzuru getireceğim. Buna inanın, sözüm söz, Bay Kemal'in sözü. Ülkemi seviyorum, insanları seviyorum, sizler gibi yaşıyorum. Benim sarayda yaşamak gibi bir derdim yok. Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya'sına gideceğiz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi bu akşam yeni bir müziğimiz başlayacak. Bu akşam yeni bir müziğimiz, altı liderle beraber çektiğimiz artı iki büyükşehir belediye başkanımız, yani cumhurbaşkanı yardımcılarımızla birlikte çektiğimiz güzel bir müziğimiz var. İlk kez Marisa'da bunu size sunuyoruz. Hep beraber dinleyelim. Haydi Umuda, haydi haydi.